Mecliste bütçe görüşmeleri tartışmaların gölgesinde devam ediyor. Özellikle dün gece genel kurulda tansiyon hayli yükseldi. Ayrıntıları TVNET muhabiri Bekir Mert aktaracak. Bekir. Sinan, dün akşam saatlerinde tansiyon genel kurulda yükselmişti. Bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri AK Parti sıralarına yürümeye başlamışlardı. Tabii o tansiyon ilerleyen saatlerde yerini sükunete bırakmıştı. Bütçe mesaisi devam ediyor meclisin. Bu süreci konuşacağız. Canlı yayında değerli bir ismi alıyoruz. AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz TVNET yayınına. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere saygı sunuyorum. Dün aslında akşam saatlerinde bir tansiyon yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce hedef aldı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. CHP sıralarından protesto sesleri tek tek yükselmeye başladı. Masalara vurdular. Aslında meclisin pek uzun süredir alışık olmadığı böyle tansiyonu yükselten anlardı. Neler yaşandı efendim o dakikalarda, neler söylediniz? Ya bir defa şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu her bütçe döneminde, bakın geçtiğimiz yılda bir el hareketi vardı değil mi? Bir rezaletle anılıyor. Her bütçe döneminde bu neviden skandallarla ismi anılan bir genel başkan. Aslında bundan utanıyoruz. Bir parlamenter olarak, bir milletvekili olarak, milleti temsil eden birisi olarak böyle biriyle muhatap olmaktan dolayı utanç duyduğumun altını çiziyorum. Meclisimiz gazi sıfatını milli mücadeleden almış değil mi? Artı bunu taşlandırdığı bir zaman dilimi var, 15 Temmuz. 15 Temmuz bu iki süreci de inkar eden ve gazi sıfatını aynen şöyle tarif ediyor. Gazi meclis diyorsunuz ya diyor. Yani o demiyormuş. Atatürk'ün partisi olduğuyla iftihar ediyor. Yalan söylüyorlar. İstismar ediyorlar. Bak burada bile açığa çıkıyor. O arada ne diyor? Geçin o ayakları. Şu ağıza bakar mısınız ya? Şu ağıza bakar mısınız? Ne rezil bir haldir ya? Ne çapsızlıktır? Niye? Birikimleri yok bunların. Genel başkan sadece şununla yürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atarak yürüyor. Hepsi bu. Bu milleti 2002'den bu zamana kadar çağlar üzerinden aşırtan, hakikaten seviyelerin en zirvesine çıkaran bir isme iftirayla yürüyor. Dün de aynı şeyleri yaptı. Bakın bütçe kalemlerinden hiç bahsetmiyor. Sayın Fuat Oktay Bey, Cumhurbaşkanı yardımcımız o kadar tafsilata girerek anlattı ki, biz her kuruşunu millet lehine çevirebilmenin gayretindeyiz bütçenin. Onların yaptığı sadece iftira atmaktır. Bakın bir milletvekili dün o meclisin mehabetine, yüksekliğine sığmayacak. Samimi söylüyorum ki sokakta insanların dahi kullanmaktan imtina edeceği kelimelerle milletvekillerine hakaret etti. Üstelik yaşı kemale ermiş bir milletvekili bu. Niye? Bunlar birbirlerine bakarak, birbirlerinden beslenerek bu hale geliyorlar. Birikimleri yok. Bugüne kadar hep malumatla yürüdüler. Bilgiler olmadığı için. Şimdi de aynı şeyi mecliste yapıyorlar. Ve o kızgınlık, o kırgınlık haliyle bütün bir efendim topluma yayılıyor. Böyle bir rezalet olmaz. Oysa insanlarımız şunu bekliyor. Çıkın, biz gelirsek şöyle şöyle bütçe yaparız. Bu bütçenin daha fevkinde hizmetler getiririz. Şunu yap. Böyle bir şey yok. Çünkü birikimleri yok. Ne yapıyorlar? Amerika'dan danışman getiriyorlar. Amerika'dan getirdikleri danışmanlara bakın. Atatürk'e de böyle bir sütre yapıyorlar ya, arkasına sığınıyorlar ya. Atatürk'e diktatör diyen, despot diyen bir adamı, yani kitaplarına yazmış, kitaplarına derc etmiş bir adamı danışman yapmışlar şu anda. Ordumuza iftira atan, ordumuzu çocuk katili olmakla itham eden birini, Hacer isimli bir bayanı danışman yapıyorlar bunlar. Bunlar çapsız, bunların yapabileceği, bu ülkeye verebileceği bir şey yok. Hakaretle falan yürüyecekler. Bu neviden Türkiye ve Türk düşmanı, bu millete düşmanlık besleyenleri arkalarına alarak yürüyorlar. Bu da mecliste haliyle vatansever insanları bir infial noktasına taşıyor. Dün yaşananlar hakikaten tam bir garabetti, tam bir rezaletti. Bunu daha önce Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptılar. İçişleri Bakanlığı bütçemizde, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde bunları yaptılar. Efendim onlar bunu yapıyor da bunların ortakları farklı şeyler mi yapıyor? Dün orada ortaklarından İyi Parti'nin grup başkan vekili de utanmadan, sıkılmadan, bakın utanmadan diyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza hakaretamiz ifadeler kullandı. Dediğim gibi hamule olmayınca, hamule dediğim ne? Birikim, bilgi, bu milleti yüreğe koymak olmayınca neyle yürüyecek? Hakaretle yürüyecek. İşleri bu bunların ve milletimiz de bunu görüyor. Allah'ın izniyle, ferasetiyle, basiretiyle çok iyi tefrik yapar. Bakın bir şey daha söyleyeceğim size. Bu CHP yandan yöreden destek verenler var değil mi?
yani Millet İttifakı'na, özellikle şu Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan hadiselerde önde giden bir isim. Şimdi ortaya yere çıktı ki o ismin hem kendinin hem eşinin efendim yüksek lisans tezlerinde 14 sayfa aynı. İntihal deniyor, çalıntı, hırsızlık. Şuraya bakar mısınız? İşleri bu bunların. Yani bir emek yok, bir birikim koyalım efendim, emek koyalım, bununla millete hizmet edelim diye bir dertleri yok. Bir başka not daha düşeceğim şimdi, çok önemli. Şimdi CHP'de siyaset yapan amiral eskisi bir isim. İHA'lardan, SİHA'lardan öyle rahatsız ki, onu dinlerken diyorsun ki ya arkadaş, yüzlerce, binlerce şehit bu sebepten vermişiz. Bu isimler orduya sızdıkları için terörle mücadelede mesafe alamamışız. İşte bunların parlamento ayağı böyle. Efendim, sızdıkları kurumlardaki halleri böyle. Danışmanlarını işte söyledim. Nasıl bir haldeler? Ve bunlar gelirlerse, Allah muhafaza, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Cenab-ı Hak korusun bu milleti. Milleti berhava ederler. Bütün kazanımları yok ederler. O yüzden dikkat kesilmek lazım. Dünkü görüşmeleri de bu zaviyeden değerlendirmek lazım. Üslup oldukça önemli ki Kılıçdaroğlu'nun size dönüp milletvekillerinin AK Parti sıralarına dönüp konuşması, orada çocuk gibi ağlamayın diye bir ifadesi oldukça tepki çekmişti akşam saatlerinde. Niye? İşte onu söylüyorum. Şimdi elinde notlar var. O notlara baktı, o notlardan efendim dikkat kesildiğinizde görüyorsunuz ki sadece iftira derci edilmiş oraya. O arada bizden o iftiralara dönük bir iki tane kontür karşılık gelince neye uğradığını şaşırıyor. Bu sefer efendim dönüp söyledikleri de o kadar anlamsız oluyor ki milletvekilleriyle söz yarışına giriyor. Tabii orada da pert oluyor. Çok berbat duruma düşüyor. Bir genel başkanın o hale düşmemesi lazım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü siyaset yapıyoruz. Siyaset kurumlarının gözümüz gibi bakılacak kurumlar olduğuna inanıyorum ben. Öyleyse oralardaki genel başkanların, oraları temsil eden insanların da nitelikli olması lazım. Nitelik kaybolunca kurumlar da haliyle ne oluyor? Yıpranıyor. Şu anda CHP toplum nezdinde itibarı yerlerde sürüklenen bir parti durumdadır. Millet İttifakı'nın bütün parçaları öyle. Bakın bir şeye özellikle kayıt altına almak istiyorum. Ali Babacan'la ilgili ara ara şunlar söyleniyor. Kendisi de söylüyor. Daha önce AK Parti'nin ekonomide aldığı mesafeler bana aitti. O başarı benimdi diyordu, değil mi? Şimdi Millet İttifakı'na ben bunu taşıyacağım diyor. Oysa Millet İttifakı'nın baş aktörü CHP ne yapıyor? Dışarıdan ekonomist getiriyor. Üstelik getirdiği ekonomistler kim? Bir isim mesela Ermenistan'a gitmiş ekonomisine yardımcı olmak için. Ermenistan'ı yer ile yeksan etmiş. Ekonomiyi daha da dumuru uğratmış bir isim. Bunu bile Ali Babacan'dan evla görüyorlar. Getirip danışman yapıyorlar. Böylesine bir halleri var bunların. Bunu niye söylüyorum? Bunların irili ufaklı hangisine gitseniz niteliksizlik görürsünüz. Yani o Millet İttifakı'na bakın. Bir başkası daha önce bu ülkede başbakanlık yapmış bir isim. Şunu söylüyor. Efendim diyor, bizim bu altı isim şeyde olmalıyız diyor. Hem mecliste olmalıyız hem de Cumhurbaşkanı yardımcısı pozisyonu almalıyız diyor. Ama diyor, Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğumuz zaman milletvekilliği sıfatı gidiyor. Bunun için de iç tüzükten bir efendim çıkış bulabilir miyiz arayış içerisindeyiz. Anayasayla değişecek hükmü iç tüzükte arayan bir isim, düşünebiliyor musunuz? Böylesine düşük zihinlerle yürüyorlar. Bir başkası ne diyor? Bir başkası da bunların tartışmalarını aşikar ediyor. Karamollaoğlu diyor ki efendim biz eşgüdüm içerisinde bu yönetimi sergileyeceğiz. Cumhurbaşkanını seçtireceğiz ama o cumhurbaşkanını biz yöneteceğiz. Millete dalga geçmek, millete hakaret etmek budur işte. Yaklaşımları bu, tarzları bu. Millet de bu hali takip ediyor. Efendim çok çok teşekkürler yayın yaptığınız katkıdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum efendim. TVNET'e minnettarlığımın altını çiziyorum. Hakikatlere perde açtığınız için, pencere açtığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yayın konumuzdu. Dün akşam saatlerinde mecliste tansiyon yükselmişti dediğimiz gibi. Yaşananları özetledik diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım.